Yandan herkese merhabalar değerli izleyenler. Bu hafta yine bir kadın cinayeti dosyasına yakından bakacağız. Pınar Damar, İstanbul'da Metin Aydın tarafından 19 Temmuz 2022 yılında öldürülmüştü. Aydın, Pınar'ı tecavüz ederek öldürmüştü. Ve Aydın hakkında açılan davada iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Biz de bugün hem davanın ayrıntılarına, dosyadaki eksikliklere hem de avukatların taleplerine dikkat çekeceğiz ve bunları konuşacağız. Programımıza başlamadan önce Pınar Damar nasıl öldürülmüştü, cinayetin ardından neler yaşanmıştı, bunları hatırlatan kısa bir VTR'miz geliyor. İstanbul'da yaşayan Pınar Damar'ın ailesi 18 Temmuz 2022'de kızlarına ulaşamayınca kayıp ilanında bulundu. 32 yaşındaki Pınar 19 Temmuz'da Bağcılar'da ağaçlık bir alanda öldürülmüş olarak bulundu. Cinayetin ardından Pınar'ın kuzeninin dini nikahla birlikte yaşadığı Metin Aydın gözaltına alındı. İfadesinde cinayeti itiraf eden Aydın tutuklandı. Aydın'ın cinayetin ardından Pınar'ın kız kardeşiyle emniyete giderek kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Metin Aydın'ın ardından Adli Tıp Kurumu önünde Pınar'ın ailesiyle birlikte cenazeyi beklediği belirtildi. Pınar'ın babası Mustafa Damar, kadın cinayetlerindeki artışa dikkat çekerek, "Bu canileri ortadan kaldırın, bu katiller arka kapıdan girip ön kapıdan çıkıyorlar" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Pınar'ın cenaze töreninde konuşan akrabaları giderek artan kadına yönelik şiddete isyan etti. 5 dakikada bir kanun çıkarttırıyor, bir gecede de bir kanun çıkartsın. Neredeler, neredeler? Ha, neredeler? Şov yapmaya gelince şov, her yerde şov. Evet. Gelsinler de görsünler. Gelsinler de görsünler bir ailenin nasıl dağıldığını. Gencecik bir kızın nasıl hayallerini yıkıldığını. Gelip de bir görsünler. Şova gelince herkes şov yapıyor. Vicdan, 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 merhamet. Anca böyle... Ya bir sözün bittiği yer, sözün bittiği yer. Ya bir gecede bir karanlığına çıkartıyor da... Arka kapıda sokuyor, öbür tarafta çıkıyor. Adli makamlardan öyle. Hiç kimse ölümü hak etmiyor. Bir kere bunu söyleyeyim. Hiçbir canlı ölümü hak etmiyor. Bitsin artık bu ölümler. O herkesin canı. Annesi var, var, babası var, çocuğu var. Hiç kimse ne olursa olsun ölümü hak etmiyoruz. Adli tıpta yapılan incelemede Pınar'ın öldürülmeden önce Metin Aydın tarafından tecavüze maruz kaldığı belirlendi. Aydın hakkında kadına karşı kasten öldürme, cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve nitelikli cinsel saldırı suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Aydın'ın yargılandığı davanın ilk duruşması 9 Haziran 2023'te yapıldı. Duruşmanın ardından konuşan Pınar'ın ailesinin avukatı Esin Yeşilırmak, failin suçtan kurtulmaya yönelik klasik erkek savunmasına başvurduğunu belirterek şunları söyledi. Bu suçtan kurtulmaya, ceza indirimi almaya yönelik artık ezberlenmiş bir savunma. İddianamede herhangi bir şekilde haksız tahrik indirimi istenmiyor. Cezalar indirimsiz olarak talep edilmiş dedi. 11 Ocak'ta yapılan son duruşmada savcı mütalaayı açıkladı. Aydın hakkında kadına karşı kasten öldürme ve ölümle sonuçlanan cinsel saldırı suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundansa 3 yıldan 10 yıl 6 aya kadar cezalandırılması talep edildi. Davanın karar duruşması 21 Mart'a ertelendi. Evet, konuğumuz Pınar Damar ailesinin avukatı Esin Yeşilırmak. Hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Öncelikle isterseniz 2022 yılına gittiğimizde Pınar'ın cenazesi 19 Temmuz'da bulunmuştu. Ve kayıp ilanı yapılmıştı hakkında, bunun ardından bulunmuştu. Hatta kayıp ilanı yapanlardan biri de bizzat katildi. O dönemde neler yaşanmıştı ve sonrasında dosya hangi deliller üzerine oluşturuldu, sizden dinleyebilir miyiz? Pınar'ı öldüren kişi Pınar'ın yani tanımadığı yabancı biri değil. Kuzeninin imam nikahıyla birlikte yaşadığı eşi aslında.
Ve bu kişi daha önceden, yani kuzeni Pınar, kuzeni ve Metin Aydın aynı iş yerinden, yani yıllar öncesinden başlayan bir tanışıklıkları var. Hı hı. Tabii ki de kuzeniyle evlenmesinden itibaren de daha aile içerisine de giren bir karakter oluyor bu kişi. Pınar o gün aslında başka bir arkadaşıyla buluşuyor. Hı hı. Ve bir akşam yemeği yiyor. Sonrasında bu kişi onu alıyor. Büyük bir ihtimalle Pınar eniştesi olduğu için, hı hı, hani böyle bir şeyi hiç aklına getirmeden, hiç düşünmeden arabasına biniyor ve devamında kişinin cinsel saldırısına uğruyor ve öldürülüyor. Boş bir alana bırakılıyor Bağcılar'da, evet. Pınar Damar. Cenaze boş bir alandan bulunuyor olaydan bir gün sonra. Tabii o gece ulaşılamadığı için Pınar'a ailesi hemen kayıp ilanında bulunuyor. Ve bu kişi de Pınar'ın cenazesini bıraktıktan sonra boş alana, hı hı, ailenin yanına gidip onlara sözlü destek oluyormuşçasına, işte Pınar'ı aramaya ben de katılacağım deyip onların yanından bir saniye bile ayrılmıyor o noktadan sonra. Aramaya gidiyor, adli tıba gidiyor. Adli tıpta Pınar bulunduktan sonra tabii, çünkü Pınar'ın bulunması bir zaman dilimi alıyor. Hı hı. Pınar bulunduktan sonra cenazeyi görmek istiyor adli tıpta. Yani bunların hepsi aslında şey, hani orada başka bir delili yok etmeye çalışacağını düşündürüyor insana. Onu yapamadan yakalanıyor, hı hı, polisler tarafından. Tabii ki de aile de şoka giriyor çünkü eniştelerinin neden böyle bir şey yaptığını anlayamıyorlar. Tabii daha sonrasında basına çıkan haberlerde, bu sanığın ifadesinden alınan haberlerden, işte ilişkimiz vardı gibi tamamen işte indirim almaya yönelik, evet, kıskançlık krizine girdim diyebilmek için sadece. Çünkü biliyorlar aslında kadın katilleri nasıl indirim alacaklarını. O yüzden de ilk yakalandığı anda, ilk ifadesinden itibaren kurduğu bir kurgu hikaye var ortada sanığın. Ve duruşmalarda da, bu aşamalarda da hep ilk günden beri aynı kurgu üzerinden döndürmeye çalışıyor olayı. Böyle bir süreç yaşıyoruz Pınar Damar dosyasında. Fail Aydın sizin de bahsettiğiniz gibi ilişkileri olduğunu iddia etmişti ve cinayeti de bir anlık bir sinirle işlediğini söylemişti. Yani bu aslında kadın cinayeti davalarında bahsettiğiniz gibi tırnak içerisinde meşrulaştırıcı veya bir indirim sebebi olarak önümüze çıkabiliyor. Peki burada Fail Aydın'ın söylemleri, ifadeleri hem mahkeme heyeti nezdinde hem de iddianameye baktığımız zaman nasıl etki etti? Bir karşılık bulabildi mi? Burada diğer kadın cinayetlerinden farklı olarak güzel olan taraf, yani şu an dosyada esas mütalaa da verildiği için istenilen, savcılık tarafından istenen ceza da artık belli. Hı hı. O yüzden diğer kadın cinayetlerinden farklı olarak, yargılamalarından farklı olarak indirim istenmedi. Bu, hı hı, çok güzel bir şey bizim için. Ayrıca emsal bir durum daha var burada. Bu da şu, Metin Aydın'ın bu savunmayı yapmasının birkaç sebebi vardı. Biri, ilkinde söylediğimiz gibi haksız tahrik indirimi almaya çalışıyordu. Evet. Kıskançlık krizine girdim diye. İkincisi de şuydu bunu söylemesinin sebebi. Cinsel saldırı eylemini hiçbir zaman kabul etmedi sanık. Evet, Pınar'ı öldürdüm, istemeden öldürdüm diye kabulü var. Ama hiçbir zaman işte cinsel saldırıda bulundum o gün diye bir kabulü olmadı. Bunu inkar ediyor. Bunu inkar etmesinin arkasında da şu savunması yer alıyor. Biz zaten Pınar'la birlikteydik. Benim cinsel saldırıda bulunmama gerek yok. Biz zaten Rıza'yan birlikte oluyorduk. İzlenimi yaratmak için, bu savunmayı söyleyebilmek için aslında buna dayanıyordu. Ve bunu da söyledi. Yani zaten kanın cinayetleri yargılamalarında gördüğümüz, çok fazla gördüğümüz bir şey var. Sanıklar konuyu saptırmak için, ya olayı anlatmamak için bize, olay anını anlatmamak için hep farklı hikayeler anlatırlar. 10 yıl öncesindeki bir günü çok detaylı, en ince ayrıntısına kadar anlatırlar. Sırf olay gününü anlatmamak için. Burada da yine aynı şeyi yaptı. Olay dışında bir sürü şey anlattı. Bununla ilgili tanık getireceğim dedi. Evet, dosyaya 3 tane tanık geldi ama hiçbir söylediği şeyi doğrulayamadı. Yani çünkü öyle şeyler yaşanmamıştı.
Veya Pınar'ın burada ailesinde çok incitici şeyler yaşandı tabii ki de. İşte o yargılamalarda yine maalesef ki o eril zihniyetin, işte hakimlerde özellikle yerleşmiş o zihniyetin yansımasını biz çok net görüyoruz. Aileler üzerindeki travmatik etkisini yargılamalarda. Evet. Ve yine bu oldu. Kötü sorular, kötü yargılamalar, Pınar'ın özel hayatının sorulması, Pınar'ın cinsel hayatının ortaya dökülmesi, Pınar'ın doktor raporları, hepsi dosyaya geldi. Ama burada o dosyaya gelen delillerin tamamı sanığın savunmasının ne kadar yalan bir kurgu olduğunu ortaya çıkardı hepsi. Pınar'ın doktor raporları da, işte gelen diğer tanıklar da, hepsi aslında ve en önemli şey tabii ki de burada Pınar Damar'ın kuzeni Metin Aydın'ın da imam nikahlı eşi olan kişinin tanıklığıydı. Evet. En etkili olan da o. Çünkü birebir sürekli her anlarında yanında, yani sanığın eşi olmasından dolayı, işte Pınar'ın da kuzeni olmasından dolayı onun tanıklığı, diğer tanıklar, işte dosyadaki diğer delillerin hepsi toplandığında ve en önemlisi adli tıp raporu zaten ortaya geldiğinde sanığın savunmalarının hiçbirine itibar edilmemesine karar verildi. Savcılık en azından bunu dikkate almadı. Bu bizim için iyi. Kararda da bunu bekliyoruz. Yani iddianamede bu yapıldı. Herhangi bir takdiri indirim maddesi uygulanmasın dendi. Yine savcılık duruşmada da aynısını tekrarladı. Biz de mahkemeden aynı şeyi bekliyoruz. Pınar öldürüldükten sonra yaklaşık 16 saat sonra bulunmuştu. Ve ilk duruşmada failin avukatı bu öldürüldükten sonra da cinsel saldırıya maruz kalmış olabileceğini söylemiş ve keşif talebinde bulunmuştu. Bu talep reddedilmişti mahkeme tarafından. Buradaki sanık avukatının maksadı neydi, neyin araştırılmasına dairdi? Az önce bahsettiğimiz gibi sanığın savunmasında işte cinsel saldırıyı kabul etmemesinden kaynaklı olarak bu savunmayı yapıyorlar. Yani biz Metin Aydın'ın neden Pınar'ı boş bir alana bıraktığını biliyoruz öldürdükten sonra. Çünkü bulunamasın. Evet. İşte ya o sırada kaçacaktı, hani bilmiyoruz. Deliller karartırsın ki delilleri karartmak için de birçok şey yapılmış yani. Örneğin Pınar'ın telefonu yoktu. Parçalanmış sanık tarafından ve nereye atıldığını bilmiyoruz. Pınar'ın telefonuna ulaşılamıyor, çantasına ulaşılamıyordu. Bu çantasının, telefonunun yok edilmesi aslında Pınar'ın kimliğine ulaşılmasını geciktirmek için yapılan şeydi. Boş araziye bırakılması, işte ağaçlık bir alana bırakılmasının sebebi de oydu aynı şekilde. Bu boş arazide bulunması zorlaşacağı için hani o zaman kazandıracaktı. Ama sonrasında bunu bir de kullanayım oldu yargılama aşamasında sanık tarafından ve sanık işte ben cinsel saldırı eyleminde bulunmadım ama Pınar'a bir cinsel saldırı eyleminde bulunulmuş raporlarla ortaya çıkıyor. O zaman bunu işte boş arazide saatlerce bekledi ki o saati de abartarak söylüyorlar. Evet, 39 saat. 39 saat geçmişti. Söylüyorlar. Yani öyle bir durum yok. 39 saat kalmadı Pınar orada. Yani gece 1.30'da bırakıldığına dair kamera görüntüleri var. Boş alanın karşısında bir inşaat vincinin kamerasının alınan kamera görüntüleri. Gece 1.30'da Pınar oraya bırakılmış. Öğleden sonra da polise haber geliyor zaten. Burada kayıp bir şey, bir kadın bedeni var, kimliksiz bir kadın bedeni var diye. Ona göre ortaya çıkıyor. Yani toplasanız 15 saat, 16 saati geçmeyen bir zaman diliminden bahsediyoruz. 39 saat deniliyor. Saat diliminden daha önemli bir şey var. Adli tıp raporu yani. Bu kadar şey hani bilinmeyen, ucu açık bir şey değil. Bilimin verileri bize doğruyu gösteriyor zaten. Adli tıp cinsel saldırı eyleminin ölümden önce gerçekleştiğini söyledi zaten. Adli tıp raporu bu konuda çıktı. Devamında Pınar'ın elbisesinden üzerinden çıkan DNA örneği sanığa ait. Yani başka bir erkeğe ait değil. Sanığa ait. Ha peki diyeceksiniz ki neden bu savunma yapılıyor? Evet. Tek bir dayanakları var. Boş arazide Pınar'ın üzerinde değil bakın. Pınar'ın üzerinde değil, elbisesinde değil, organlarında değil Pınar'ın. Tamamen etrafında bulunduğu yerin
etrafında, hı hı, boş alanda işte peçeteydi, şişeydi, çakmaktı, hı, gibi nesnelerde farklı DNA vardır. Hadi o araştırılsın, oradan da farklı birinin cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıksın gibi gerçekte hiçbir bağı olmayan bir savunmayla geliniyor ve bunu söylemelerinin sebebi de o. Evet. Peki burada aynı zamanda failin ilişki ifadeleri de boşa düşürüldü. Bu süre zarfında fail bazı mesajlardan bahsetmişti savunmasında sanırım. İşte Pınar'la çeşitli mesajları olduğundan, eşinin bunları gördüğünden ve bunun üzerine bir tartışma çıktığından bahsetmişti. Burada sanırım Pınar'ın kuzeninin açıklamaları da çok önemli rol oynadı. Aynı zamanda bu iddia edilen mesajlara dair bir araştırma yapıldı mı? Bunlar nasıl çürütüldü? Ailesinin beyanları da mı bunu destekledi, aleyhine bir şey oluşmasını? Bununla ilgili bir araştırma yapılmadı. Çünkü mesaj kayıtlarının, yani kendisi sunamadı bunu. Telefonunda işte fotoğraflar, mesajlar olduğunu iddia etti ama Pınar'la ilişkileri olduğuna dair tek bir mesaj veya tek bir fotoğraf bulunamadı. Çünkü o inceleme yapıldı. Soruşturma aşamasındayken yapıldı dosya. Ve bilirkişi raporu sadece 4 tane fotoğraftan, 4 veya 5 yanlış olmasın, 4 veya 5 fotoğraftan bahsetti. O fotoğrafları da dosyaya koydu. O fotoğrafların da hemen içeriğini söyleyelim. İşte piknikte, meyhanede veya işte restoranda, parkta otururken yan yana çekilmiş fotoğraflar. Yani bu fotoğraflardan Pınar'la sevgili olduğunu iddia ediyor. Karşı tarafın bu iddiaları, dediğimiz gibi, yani mesajlar ve diğer fotoğraflarla desteklenmedi zaten hani bu savunması. O yüzden farklı bir araştırma yapılmadı. Nurgül Damar, işte Metin Aydın'ın imam nikahlı olarak birlikte yaşadığı eşi, onun duruşmadaki tanıklığı ise şu şekilde: böyle bir mesajları ben hiç görmedim. Yani Pınar'la aralarında ilişki olduğuna dair herhangi bir şüphem de olmadı hiçbir zaman. Böyle bir mesaj da hiçbir zaman görmedim. Kavga ediyorduk. Kavga ettikten sonra da ben Pınar'a gidiyordum zaten, diyor. Yani Nurgül direkt kuzenine gidiyor, Pınar'a gidiyor. Yani bu yüzden Pınar yüzünden kavga edilmiş, işte ilişkileri zarara uğramış falan gibi bir durum söz konusu değil. Hani bu arada sanığın da kabulünde. Yani evet, siz kavga ederdiniz. Nereye giderdi? Pınar'a giderdi. O yüzden bu sorularla hani mahkeme heyetinin de zaten ona göre bir kanaat oluştu diye düşünüyoruz biz. Tabii ki de bunu kararla göreceğiz. Evet. Ama yani bahsettikleri ve delil olarak getireceğiz dedikleri hiçbir şey dosyaya sunulamadı, getirilemedi. Ve dediğimiz gibi bizim için en önemli beyanlardan biri, her iki tarafında çok yakın olduğu için ve tüm olaylarda, mesela o fotoğraflarda da Nurgül Damar'ın beyanı şu: o çekilen fotoğrafların hepsinde ben de varım. Yani ya ben de o fotoğrafın içerisindeyim ya da ben çekmişim o fotoğrafı zaten, diye böyle bir beyanı da var. O yüzden hani bu iddialarda onun beyanıyla tamamen çökmüş oldu. Şu an esas hakkında mütalaa açıklandı en son görülen duruşmada. Dosyada eksiklikler var mı? Siz açıklanan mütalaa neydi? Bu mütalaayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani sizin taleplerinizi karşılıyor mu? Bu mütalaa, evet, bizim taleplerimizi karşılıyor. Bu şekilde verilmesini istiyoruz o yüzden. Yani kararın bu şekilde verilmesini istiyoruz. Sadece bizim duruşmada da, son duruşma, işte bu hafta görülen duruşmada da itirazımız şuydu: mütalaayı yazarken savcı olayın anlatımında şundan bahsediyor. Niyeyse onu iddianamede de o cümle vardı. Biz iddianamenin de o kısmına itiraz etmiştik. Mütalaanın da o kısmına itiraz ettik. Kıskançlık nedeniyle işte bu olay gerçekleşti diye sanığın anlatımı, evet, başına yazıyor onu. Sanığın anlattığı kabule göre bu şekilde gerçekleşmiştir diye yazıyor ama yani artık böyle olmadığı ortaya çıktıktan sonra savcılığın istediği ceza da zaten hani kıskançlık olmadığına dair. Tamamen cinsel sahikle hareket edilerek, yani aslında sanık Pınar'a cinsel saldırıda bulunmak için Pınar'ı arabasına alıyor. Pınar buna direndiği için, karşı koyduğu için, çünkü DNA da var tırnaklarında, izler var, yani yaralaması var.
buna direndiği ve karşı koyduğu için öldürülüyor. Yani bu artık o kadar açık ki hem delillerle hem adli tıp raporlarıyla hani tüm olay örgüsünü kurduğunuzda bu şeffaf bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu kadar açık bir şekilde karşımıza çıkan bir olaya kıskançlık demek hala da onun üzerinden kurmak mütalayı yanlış. Biz de buna itiraz ettik duruşmada zaten. Ama istediği cezalara gelirsek, işte istediği cezalar bizim anlattığımız şekilde olayın kabul edildiğini gösteriyor zaten. Yani evet, ağırlaştırılmış müebbet istiyor kasten öldürmeden. Kadına karşı işlendiği için ağırlaştırılmış ve suç suç delillerini gizlemek amacıyla. Nedir o da suç delillerini gizlemek? Cinsel saldırının delillerini gizlemek amacıyla öldürdü Pınar'ı. O yüzden de ağırlaştırılmış müebbet istiyor. Artı cinsel saldırıdan, yani nitelikli cinsel saldırıdan ceza isteniyor. İkinci ağırlaştırılmış müebbet de şuradan geliyor, şu maddeden geliyor. Nitelikli cinsel saldırı sonucunda ölüm gerçekleştiği için, yani o saldırının devamında ölüm gerçekleştiği için ikinci ağırlaştırılmış müebbeti de oradan istiyor. Ve son olarak da kişi hürriyetinden yoksun bırakma. Yani Pınar'ı arabada zorla tutup işte gitmesine izin vermediği ve bu olaylar devam ettiği için bundan dolayı da ve cebir ve tehditle tabii ki de yani darpla tuttuğu için bunu da şuradan anlıyoruz. Yine Pınar'ın görüntüleri, otopsi görüntülerinden darp edildiğini de bunu zaten ilk duruşma öncesi de biliyorduk. Olay öncesinde veya olay sırasında yoğun bir şekilde darp edilmiş. Fiziksel saldırı da o noktada gerçekleşmiş. Bu nedenle kişi üretinden yoksun bırakmadan da cezalandırılmasını istedi savcılık. Ve hiçbir hafifletici takdiri indirim sebebi uygulanmasın. Evet. En önemli kısmı bu sanırım. En önemli kısmı buydu bizim için. O yüzden de biz buradan dediğim gibi hiçbir indirim uygulanmadan verilen her ceza bizim için emsaldir. Cezanın hani caydırıcılık etkisini sağlamak için iyi bir örnektir. Bu nedenle bu noktadan emsal bir karar çıkmasını bekliyoruz. Diğer yönden de belki de işte ceza kanunundaki cinsel saldırı sonucunda ölümden dolayı verilecek ceza ağırlaştırılmış müebbet verilmesi açısından da emsal bir karar olacak. O yüzden mütalaa gibi karar verilmesini istiyoruz biz. Hem bu davada bu vardı çok fazla, işte bir ilişki algısı, kıskançlık, sizin de bahsettiğiniz gibi. Burada aslında şunu açmak istiyorum, bu davadan bağımsız olarak. Kıskançlık bazı durumlarda hafifletici sebep oluyor ve bu kadın cinayeti davalarında sıkça karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra yine haksız tahrik ve ihal indirimleri hakeza karşımıza çıkan yıllardır ve bunun için mücadele yürütülen alanlardan biri, kadınların mücadele yürüttüğü alanlardan biri. Bunlara böyle toplu olarak baktığımız zaman kadına karşı şiddet üzerinden yeni bir tasarı da yapılmıştı, yeni bir ceza maddesi eklenmişti daha doğrusu. Bunlarda bir kadın kazanımlarını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü sürekli olumsuz örneklerden bahsediyoruz. Bunların yanında hem kadın kazanımlarına saldırılar var, eş zamanlı olarak da kadınların mücadelesi var. Bunların sonucunda hukuki bağlamda ne gibi kazanımlar elde edildi, ne gibi kazanımlar elden çıktı, işte İstanbul Sözleşmesi gibi. Bunlar arasında nasıl bir paralellik var sizce? Ya bunların hepsi aslında doğru orantılı. Şu İstanbul Sözleşmesi'den çıkılması nedeniyle kadına karşı maddeleri ağırlaştırıcı sebep olarak kanuna girdi. Ya bu da şey işte hani biz yerli ve milli kanun yaparız hani ağırlaştırıcı sebep koyarız biz diyerek konuldu kanuna. Bu bence aslında içinin boşaltılması olayın. Çünkü yıllardır bu tasarı için uğraşıldı. Yani benim bildiğim kadarıyla 2015'ten beri sivil toplum örgütleri, kadın örgütlerini meclise çağırıyorlar bu yasa tasarısıyla ilgili. İşte kadına karşı suçlarda ağırlaştırıcı sebep uygulanması, hafifletici indirim sebeplerinin uygulanmamasına yönelik.
Sürekli olarak işte mecliste tasarı konusunda görüşülüyor ama bir kere bile kanun haline getirilmeye çalışılmadı. Hı. Ne zaman kanun haline getirildi? İstanbul Sözleşmesi'nden imza çekildikten sonra. Bu da şu, İstanbul Sözleşmesi biliyorsunuz ki sadece cezalandırma değil, aslında olayın felsefi boyutunu da koyuyordu. Yani evet, sadece kadın olduğu için görülen şiddetin tanımını yapıyordu. Ve devletlere en önemlisi yani cezalandırma, etkili soruşturma, önlemeyi tabii ki de yüklüyordu ama politika üret diyordu. Yani kadına karşı şiddeti önlemek için bir politika üret ve bunu uygula ve bunu denetliyordu da. Yani imza atan devletleri de denetleyen bir mekanizma vardı. Ve Türkiye her ne kadar 2011'de bunu imzalamış olsa, ilk imzalayan ülke olsa dahi uygulamadı. Yani uygulamamak için de çok direndiler. Yani ne uygulayıcılar bunu biliyordu? İşte kolluk, savcı, hakim. Bunların hiçbiri bu sözleşmeyi bilmiyordu. Biz bunu bahsederken, anlatırken böyle çok dünya dışı bir şeyden bahsediyormuşuz gibi bakıyorlardı. Çünkü hiç açıp bakma gereksinimi duymadılar. Ne zaman İstanbul Sözleşmesi'ni merak ettiler? İşte bu çekilme tarzında o konuşmalar, o tartışmalar çıktığında merak edip baktılar yani. Yoksa biz yıllarca mahkemelerde bunu anlatmaya çalıştığımızda neyden bahsettiğimiz hakkında hiçbir fikirleri olmuyordu genellikle. Burada bunları yüklemeyen İstanbul Sözleşmesi'nin bu maddelerinden imzayı geri çekip işte sadece kadına karşı maddesini koymalarının sebebi tamamen dediğim gibi içinin boşaltılması. Çünkü siz istediğiniz kadar kadına karşı suçları ağırlaştırıcı hale getirin, siz uyguladığınız takdiri indirim sebepleriyle zaten o cezayı yine kuşa çeviriyorsunuz. Yani infaz yasasında sürekli af çıkartarak zaten kuşa çeviriyorsunuz. Af çıkar çıkmaz telefonlarımız durmadı. Çünkü müvekkillerimiz şunu diyor: nasıl, çıkacaklar mı? Yani o katiller çıkacaklar mı dışarı? İşte veya beni yaralayan, sakat bırakan, evet, işte eski kocası, işte veya eski partneri çıkacak mı diye merak ediyor insanlar. Bu korkuyla yaşatıyorlar kadınları. O yüzden de kazanım olarak TCK'ya giren o kadına karşı maddelerini bir kazanım olarak görmek mümkün değil bizim açımızdan. Bizim kazanımımız tüm medeni haklarımızdı, tüm işte İstanbul Sözleşmesi'ydi, diğer uluslararası sözleşmelerdi ve hala daha geçerli. Bizim kazanımımız bu. Yani biz hep bunu savunduk. Tek adam imzasını çekmesiyle İstanbul Sözleşmesi'nden çekilinmez. Hukuka aykırı yapılan işlem ve o yüzden İstanbul Sözleşmesi hala geçerli, hala uygulanmalı. O yüzden biz Pınar Damar dosyasında da, diğer kadın cinayeti dosyalarında da İstanbul Sözleşmesi'nin uygulandığını, hala yürürlükte olduğunu, hala uygulanması gerektiğini bahsediyoruz, bahsedeceğiz. Peki son olarak sizden bir çağrı istesem, Pınar'ın bir dahaki dava ne zaman görülecek? Ve kadınlara, kadın örgütlerine, topluma nasıl bir çağrınız olur? Hem Pınar Damar için hem de öldürülen diğer kadınlar için. Öyle 21 Mart 2023-2024'te saat 10.30'da Bakırköy Adliyesi'nde Pınar'ın karar duruşması görülecek. Tüm kadınları, tüm vatandaşları, Pınar için adalet isteyen herkesi tabii ki de bekliyoruz yanımıza. Diğer kadın cinayetleri dosyalarında da tüm yakınları, tüm kadınlar şunu bilsinler ki, bu bizim her zaman söylediğimiz bir şey ve bunu bildiklerine eminim, tekrar hatırlatalım: asla yalnız değiller adalet mücadelelerinde. Hayatı, şiddete karşı asla yalnız değiller. Bunu bilerek tüm kadın dayanışmasıyla birlikte hareket etsinler, asla tek olmadıklarını bilsinler. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Hukuki süreçte de kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkürler. Evet, İsyan'da bu hafta Pınar Damar davasına yakından bakmaya çalıştık. Avukatı Esin Yeşilırmak'la birlikte haftaya başka bir gündemle yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.